Egzersizlere geçmeden önce yapmak istediğim bir iki uyarı var. Öncelikle ilk bu videoya denk geldiyseniz şayet, bu rahatsızlığın ne olduğunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini, egzersizler dışında başka nasıl yöntemlerden tedavi anlamında faydalanabileceğimizi anlattığım şuradaki videoyu izlemenizi tavsiye ederim size ki sinirde etkilenim var mı yok mu bunu bilebilirsiniz. Çünkü bazen piriformis sendromu sadece kasta değil, beraberinde altından geçen ya da içinden geçen siyatik sinir de bozabiliyor. Ondan sonra egzersizlere geçin. Bir diğer uyarım ise, çünkü şöyle vakalara rastladım. Giriyor hasta hastaneden içeri ama sedyenin üzerinde ağda kıvranan balık gibi bir o tarafa bükülüyor, bir bu tarafa bükülüyor. Yerinde duramıyor. Bu durumda hastalar öyle hemen egzersizden çok büyük faydalar görmeyecekler. Onların nasıl bir yol izleyeceğini egzersizler sırasında anlatacağım ama şimdiden uyarayım. Öyle çok hemen egzersizi yaptım, müthiş rahatladı, hemen ayaklandım, iki büklümdüm, doğruldum. Olmayacaklar. Onlar küçük küçük, yani ben 6 tekrar diyorsam egzersizleri, onlar belki 2-3, 3-4 tekrar ama neredeyse yarım saatte bir, neredeyse saatte bir o şiddetli durum hafifleyene kadar çalışacaklar. Bu rahatsızlığı daha insaflı düzeyde geçirenlerse muhtemelen egzersizleri yapmaya başlar başlamaz o ilk rahatlamaları da almaya başlayacaklar. Ama ağrılar tamamen kesilmiş olsa bile 2 hafta boyunca esneklik egzersizlerine ve sinirin mobilize edildiği egzersizlere devam etmek gerekli. Çünkü iç dokular ağrı kesilse bile öyle hemen iyileşmiş olmazlar. Esneme egzersizlerine geçmeden önce siyatik siniri biraz mobilize edip hareketlendirmeye, rahatlatmaya çalışacağız. İki dizde bükülü, etkilenmiş olan tarafı çektiğim kendime doğru, ellerim baldırımla uyluğum arasından tutuyor. Şunu yapmıyorum çünkü egzersize engel olur. Çekebildiğim kadar kendime çektim. Şimdi ayak ucumu çekiyorum ve topuğumu yukarı doğru kaldırdım. Orada tutmuyorum. Hemen indirdim ve gevşek bıraktım. Hem kalçayı hem dizi hem ayak ucumu gevşek bıraktım. Tekrar çekiyorum. Ayak ucumu çektim, topuğu kaldırdım. Gevşedim hemen. Tekrar. Ayak ucumu çektim ve topuğu kaldırdım. Gevşedim. Şimdi eğer bu size rahatlama verdiyse, biraz toparladıysa, o zaman bunu indiriyorsunuz, düz bir şekilde tutuyorsunuz ve asıl bu pozisyonda. Dizi çektim kendime doğru. Ben şuradan anlaşılsın diye paçamı tutuyorum. Dizi kendime doğru çektim. Ayak ucumu çektim. Yavaşça yukarı kaldırdım. İndirdim, hemen gevşedim. Dizi kendime çekiyorum. Ayak ucumu kendime çekiyorum. Topuğu kaldırıyorum. Bu sıralama çok önemli. Yavaşça indirdim. Tekrar sayısı olarak normal bir egzersiz rutini çalıştığınızda 6 ya da 8 tekrarla bunu yapabilirsiniz ama şimdi hastalığın henüz başındayız ve egzersiz yapmaya yeni başladık ya, belki 10, belki 15 tekrar da bu mobilizasyonu yapmak gerekebilir. Eğer rahatlatıyorsa 10-12'ye kadar, 15'e kadar çıkabilirsiniz. Eğer rahatsız ediyorsa biraz indirip dinlendirin. Sonra tekrar deneyin. Yine rahatsız ediyorsa maalesef kısa tekrarlarla ama gün içerisinde sık tekrarlarla çalışacağız. Örneğin 3-4 kez yaptınız, yarım saat vücudu dinlendirdiniz. Çünkü zaten bu aşamadaysanız işinizde gücünüzde değilsiniz, evde istirahattesiniz. Kendinizi yarım saat dinlendirdiniz, tekrar bir 3-4 tekrar. Siniri rahatlatmaya çalışmamız gerekli. Dinlendiniz, yarım saat, bir saat geçti, tekrar bir 3-4 tekrar. Biraz sabır istiyor başlarda. Ama şikayetleriniz orta halli ise, yani ağrılarınız, şikayetleriniz, sıkıntılarınız var ama evin içinde dolaşabiliyorsunuz ya da bir şekilde dışarıya çıkabiliyorsunuz, işinize gidebiliyorsunuz diyelim ki, o zaman 8 tekrarlı, 10 tekrarlı ve günde en az 2 kere bu egzersizleri çalışarak kendinize bir program oluşturuyorsunuz. Diğer dizin bükülü oluşuna dikkat edin lütfen. Çünkü başlarda bu egzersizi yaparken size kolaylık sağlayacak. Rahatladıktan sonra ancak dizi indirebilir. Diyelim ki ilk iki gün rahatlama olmadı, o zaman her seferinde diğer diz bükülü olarak çalışın. Şimdi piriformis kası esnekliği çalışacağız. Bunda da yine basitten zora doğru gitmek istiyorum. Uzattınız ayaklarınızı, dizimi büktüm, etkilenen taraf bu taraf.
Bacağımın üzerinden karşıya çaprazlamam lazım. Ayak tabanımın zemine değmesi lazım. Ama bunu yapamıyor olabilirsiniz. Burada kaldı diyelim ki. Sorun değil, mecburen başlarda böyle çalışacağız. Dizimi kendime doğru çekiyorum. Mümkünse bir uyluktan dize yakın, bir de baldırdan dize yakın tutup çekiyorum. Burada 6 saniye bekleyeceğim çektikten sonra. Diğer tarafla da göstereyim. Ayak tabanımı yere değdirdim. Olmuyorsa böyle kaldı. Problem yok. Ama indirebiliyorsam birazcık acıya tahammül etmemiz gerekli. O bölge yaralı şu anda, zedeli. Yavaşça kendime doğru çektim. Mümkünse de diğer tarafa doğru dönmeye çalışıyorum, bakmaya çalışıyorum. 6 saniye bekledim ve gevşedim. Bu egzersizinde tekrar sayıları yine aynı mantıkla düşünülerek yapılacak. Yani iyi durumdaysanız 8-10 tekrarlı ve günde 2 ya da 3 kez egzersizleri uygulayacaksanız, kötü durumdaysanız ve ev istirahatindeyseniz 2-3 tekrarlı ama yarım saatte ya da 1 saatte bir uygulayacaksınız. Çektim kendime doğru, diğer tarafa döndüm. Kalçanın çevresinde normal o ağrıyı hissettiğiniz yerde gerilim almanız gerekli. Ya da sancınızın biraz arttığını hissetmeniz gerekli. Eğer artıyorsa, orada bir gerilim hissediyorsanız doğru yapıyorsunuz demektir. Çektim kendime doğru. Kalça çevresinde, bu bacağın kalça çevresinde gerilimi aldım. Diğer tarafa doğru dönebiliyorsam döndüm. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 şeklinde sayıyorum ki 6 saniye geçsin ve dokuya esnemesi yönünde uyarı verilsin. Yoga ya da benzeri çalışmalarda burada 15 ya da 30 saniye kalınması durumu da söz konusudur. İsterseniz kendiniz de deneyebilirsiniz. Belki sporcusunuzdur ya da kendiniz düzenli spor yapıyorsunuzdur. Vücudunuz biraz daha iyi durumdadır. O zaman 30 saniyeye kadar da burada bekleyebilirsiniz ama tekrar sayısını düşürürsünüz. O zaman 8 tekrar değil de 4 tekrar yaparsınız örneğin. Az önceki egzersizin biraz daha zor olanını göstereceğim size ki durumunuz toparlamaya başladıkça, daha iyi hissetmeye başladıkça daha etkili bir şekilde yapıları esnetin. Sırt üstü uzanıyorum. Etkilenmiş olan taraf bacağımı diğer bacağımın üzerinde çaprazlıyorum. Neredeyse ayağımı, ayak bileğimi koydum. Yani şöyle bacak bacak üstüne atmıyorum. Böyle koydum. Bir elim iki bacağın arasından, bir elim de bacağın dışından tuttum ve kendime doğru çekebildiğim kadar çekiyorum. 6 saniye bekledim. Eğer 6 saniye bekleyerek yapıyorsanız 10 tekrarla bu egzersizi yapın, 8 ya da 10 tekrar. 30 saniye bekleyerek yapıyorsanız o zaman 4 ya da 5 tekrar yapabilirsiniz. Bekledim ve indirdim, dinlendim. Mümkünse çift taraflı yapın ki vücut dengesini sağlasın. Ama diyelim ki mesela bende bu taraf daha kısıtlı, daha az gelecek şimdi. Gördüğünüz gibi fazla çekemiyorum, zorluyor beni bu. O zaman ben bu tarafı daha çok çalışabilirim diğer tarafa göre. Çünkü bazen vücutta ağrıyan taraf değil de diğer taraf daha kısıtlı olabiliyor. 6 saniye bekledim ve indirdim. Bu arada ben 6 saniye bekleyerek çalışmayı tercih ediyorum. Diyelim ki bunu böyle yapamıyorsunuz. Çekmeye çalışırken başınız kalkıyor ve zorlanıyorsunuz. O zaman şöyle çalışacağız bunu. Bantı çekme yapacağım taraf bacağıma doluyorum. Şimdi çalışacağım tarafı çaprazladım ve kendime doğru çekebildiğim kadar çekiyorum. Unutmayın, vücutta en çok problem yaratan bir tarafın hareketliliğinin açık, bir tarafın kısıtlı olmasıdır. Genelde de kısıtlı olan taraftan değil, hareketin açık olduğu taraftan maalesef yaralanırız. Çünkü yük daha çok oraya biner. Bu sebeple çalışırken önce vücut dengenizi yakalamaya çalışın. Ruh kasından bahsederken sanırım bunu anlatmıştım. Şimdi yanda gördüğünüz bu iliopsoas kası, çapraz fazla piriformis kasını destekleyen, daha doğrusu dengelemeye çalışan bir kastır. Piriformis kası tutunduğu sakrum kemiğini döndürmeye çekiş yaptığında, kasıldığında döndürmeye çalıştığı için onu dengeleme adına yukarıdan da bu iliopsoas kası karşı çaprazda yine çekme yapıp spazma girebilir. Bu göstereceğim egzersizde hem bu piriformis kasını hem de kalça çevresi ya da leğen kemiğini etkileyen diğer kasları, özellikle de iliopsoas kasını esnettiği için çok etkili ve çok pratik bir egzersizdir. Piriformis esnetmelerini dahi sadece bu egzersiz üzerinden yapabilirsiniz. Dizlerimin üzerindeyim yine. Bir bacağımı öne doğru atıyorum ama şurası 90 derecede kalsın istemiyorum. Biraz daha ileriye attım. Arkadaki bacağım sakin, serbest. Öne doğru esniyorum.
Eğer rahat değilseniz, dengede duramıyorsanız başlarda şöyle çalışabilirsiniz ama burada iliyopsoas öyle çok etkilenmez, esnemez. Geriye doğru gövdemi kaldırmam gerekli. Bu tarafta iliyopsoas kası esnerken karşı tarafta öne adımda olan bacakta da kalça çevresi ve piriformis kası esner. Önde de yine arka bacakta quadriceps femoris dediğimiz uyluğun önündeki dört başlı büyük bir kas vardır. Bu da yine leğen kemiği dengesi için önemlidir. O esner. Yani bir taşla üç kuş vurmuş olursunuz. 6 saniye bekledim. Ya da 30 saniye siz nasıl çalışacaksanız. Düzelttim. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Gövdemi geriye doğru verdim. 6 saniye bekliyorum burada. Geldim. Diyelim ki bu tarafta fazla esneyemiyorsunuz. O zaman burayı 8 ya da 10 tekrarlı çalışın. Düşecektim. Bu taraftaysa çok rahat esneyip gidiyorsunuz. O zaman burayı 2 ya da 3 tekrarla çalışın. Dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Unutmayın. Sıra geldi bu bölgenin masajına. Tenis topuyla göstereceğim. Ve foam roller dediğimiz, ben tırtıklı olanı kullanacağım bunun için. Sırt için foam roller kullanacaksanız düz olanını, bacak, kalça çevresi için, baldır için kullanacaksanız tırtıklı olanını kullanabilirsiniz. İki ürün almaya imkanınız yoksa o zaman düz olanını şöyle göstereyim hemen. Düz olanını kullanmanızı tavsiye ederim size. Bunu sırtta da kullanabiliyorsunuz. Ama tırtıklı olanlar sırtta omurgayı çok rahatsız ettiği için kullanılmıyor. Önce tenis topuyla göstereyim. Evinizde çocuklarınızın oyuncakları varsa, yani bu top şu kadar sıkılıyor ve esniyor. Eğer bu kıvamda bir top varsa o da olur. İlle tenis topu olmak zorunda değil. Hemen ağrılı olan bölgenin altına, o piriformis kasının üzerine koyuyorum. Ve biraz vücut ağırlığımı topun üzerine doğru aldım. Şimdi diğer bacağımı uzattım. Sıkıntılı olan taraftayım. Burada bacağımı indiriyorum, dizimi zemine doğru yavaşça yukarı kaldırıyorum. İndiriyorum zemine doğru yavaşça yukarı kaldırıyorum. Bunu şöyle uygulayanlar da var. Hafifçe vücut ağırlığını kaldırıp elleriyle topun üzerinde yavaşça gidip ileri ve geri yönde hareket ettirerek vücudu çalışanlar da var. Ama bu çok daha rahat, kolay. Ağrı acı hissedeceksiniz. Çok konforlu bir masaj değil. Şimdi masaj deyince herkesin aklına kendini rahatlatacak bir uygulama geliyor ama hayır, bu ağrı acı veren bir teknik. Fakat kası demlenmeye bıraktığınızda aradan bir yarım saat geçtiğinde, belki 2-3 saat de sürebilir. Çünkü ben bu masajı ilk uyguladığımda tenis topuyla o akşam boyu ağrı yaşamıştım ama ertesi gün çok iyi hissetmiştim. Şimdi foam roller dediğim aparatla, şurada nasıl yazıldığını görüyor olacaksınız. Unutmazsam ekleyeyim. Onunla olanı göstereceğim. Hemen kalçamın altına foam roller'ı koydum. Dizim bükülü, biraz daha gergin olsun diye. Burada ileri geri vücut hareketleriyle yapıyorum. Ellerimle yerden destek alıyorum ama gördüğünüz gibi çok zor bir teknik değil. Sadece bu taraftan destek alarak da gayet rahat yapabiliyorum. Diğer dizimi büküp açarak ileri geri hareket ettirerek o yapılar üzerinde masaj yapabilirsiniz. Masajı kaç dakika uygulamamız gerekli? Tenis topuyla yapıyorsanız ve ilk ağrılı olduğunuz dönemde bunu uyguluyorsanız çok uzun yapmamanızı tavsiye ederim size. Yaklaşık bir 20-30 saniye yapmanız yeterli. Top ya da foam rollerla fark etmez. Foam rollerla bir dakikaya kadar da çıkabilirsiniz. Ama ağrınız rahatladıkça, kas yumuşadıkça oradaki dokular, o zaman bir iki dakika şeklinde bu masajı uygulayabilirsiniz. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Dilerim sizler için faydalı ve verimli bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve çevrenizle, özellikle de birebir paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz. Orada özellikle hikayeler kısmında videoları birebir paylaşıyorum. Belki bazılarınız daha çok Instagram'da vakit geçiriyordur. Hemen oradaki YouTube linkine hikayede tıklayıp paylaşmış olduğum yeni videoya anında ulaşmış olabilirsiniz böylece. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.